Doğan'ın sesi ekibinden Şükrü Özcan, pazar günleri fedakarlık göstererek çöp toplamaya geldiklerini, herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak gördükleri manzara nedeniyle vatandaşların sınıfta kaldığını söyledi. Doğan'ın sesi ekibi olarak uzun süren pandemi sürecinden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Şu anda İzmir'in en güzel yerlerinden birisi olan İnceraltı Kent Ormanı sahilindeyiz. Ancak durum çok vahim. Gördüğünüz üzere halı çıkıyor, dalgıç elbise çıkıyor ve etkinliğin ilk saati olmasına rağmen yaklaşık olarak 35 poşet çöp çıktı. Kayıtlar arasında da çok ciddi bir çöplük oranı var. Yani bu pandemi sürecinde insanlığın daha da duyarlı olması gerektiğini düşünüyoruz ama maalesef insanlar bu durumda çok sınıfta kalıyor. Konuyla ilgili biz gene çeşitli zamanlarda etkinlik yapacağız. Ancak biz ne kadar etkinlik yapsak da insanlar bu durumda duyarlı olmazsa şayet ciddi sıkıntı yaşayacağız. Etkinliğe katılan Şebnem Usta, isteklerinin bu konuda vatandaşı bilgilendirerek farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Yaklaşık bir senedir bu grupla birlikte temizlik etkinliklerine katılıyorum. Gençlerimizin gerçekten şu aşamada biraz daha bilinçlenmesini rica ediyoruz. Çünkü topladığımız çöpler hep ya işte bira şişesi, ya pet şişesi, ya işte yedikleri malzemelerin torbaları. Durum böyle olunca gerçekten içler acısı şeylerin, kayaların arası. Ben zaten daha öncesinde de tek başıma da çöp topluyordum birçok yerde, özellikle sahillerde. Bu konuda bilinçlenen bir grup gördüğüm için doğa için, doğa sesi, doğa için sesimiz oldu diye, yani onlara katılmayı tercih ettim. Aslında oğlum aracılığıyla tanıştım.